Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda OGEM Materyal MEB Mobil Soru Bankası 12. sınıf matematik türev test 3'ü çözeceğiz. Hemen MEB yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Emekleri için sevgili arkadaşlar. Konu anlatımlarını, detaylı konu anlatımlarını MEB kazanım kavrama testlerinde yapıyorum. Orada bakabilirsiniz konu anlatımlarına. Burada biz daha çok soruların çözümlerine yöneleceğiz. Bir fonksiyon verilmiş. Fonksiyonunun sürekli olduğu aralıktaki tam sayıların çarpımı nedir diyor. Sevgili arkadaşlar biraz büyüterek gördük. Şimdi bu arkadaşın sürekli olabilmesi için gerekli şartlar ya da süreksiz olduğu durumlarda ne olur sevgili arkadaşlar? Payda 0 ise benim arkadaşım süreksiz olur. Yani x kare eksi 4 0 olursa ki buradan ne görüyorum? X kare eşittir 4. X 2 ve x eşittir eksi 2'lerde bu arkadaş tanımsız süreksiz oluyor. Çünkü ifadeyi tanımsız yapıyor. Eksi 2 ile artı 2'yi alamayacağım. Bunları bir not ettim. Diğer yandan sevgili arkadaşlar bunun sürekli olabilmesi için, tanımlı olabilmesi için kök içindeki ifadenin yani x eksi 1'in sıfırdan büyük ya da sıfıra büyük olması lazım. İkinci şartımda logaritmanın içinin yani 5 eksi x'in de pozitif olması gerekiyor. Sıfırdan büyük. Bu koşulları sağlayan tam sayıları bu arkadaşımız da sürekli yapar. X buradan 1'den büyük 1'e eşit çıkıyor. Buradan baktığımda da 5'ten küçük oluyor x değerleri. Şimdi bu iki arkadaşı mutlu eden değerler 5'ten küçük 4, 3, 2 ve 1. Benim tanım kümemde yer alan tam sayılar bunlar sevgili arkadaşlar. Başta da yaptığımız analizde 2'yi kabul edemiyorum. 4, 3 ve 1'in çarpımlarını da hop 12 olarak buluyorum. Bunu da B şıkkında görüyorum. Tanımlı olan aralıklara baktım. Aşağıda 3. dereceden bir f polinom fonksiyonunun 1. türevinin işaret tablosu verilmiştir. Biz o işaret tablosunu hemen şuraya bir geçelim arkadaşlar. F türev x türevinin f türev x'in arkadaşlar neler var? Hop şöyle bir büyüttük, küçülttük. Eksi sonsuzdan geliyorum. Eksi 2'de bir köküm varmış. 3'de bir köküm varmış. Buralar pozitif, buralar negatif, buralar da pozitifmiş. Diyor ki tabloya göre f fonksiyonunu için aşağıdaki yapılan çıkarımlardan hangileri yanlıştır? Yanlışa bakacağım. Yanlışa bakmadan önce arkadaşlar neler oluyor bitiyor ben bunu bir değerlendireyim. F'in türevinin pozitif olduğu yerlerde fonksiyonumun artan, negatif olduğu yerlerde de azalan olduğunu biliyorum. Artan yerde pozitif artıyor. Benim fonksiyonumun grafiği de sevgili arkadaşlar kabaca zaten buymuş. Bu şekilde. Şurada bir yerel maksimum, burada da yerel minimum olduğunu görüyorum. Şimdi değerlendirebilirim. A şıkkı diyor ki aralığında artandır. Şunu demek istedi muhtemelen yazamadılar. Eksi sonsuz, eksi 2 aralığında demek istediler. Artandır. Evet artıyor sevgili arkadaşlar. A'yı kabul ettim. Eksi 2 ile 3 aralığında yani şu değerlikte azalandır. Evet yaptığım analiz sonucunda bunu da gördüm. Burada da yine yazamamışlar. Yani şeyle alakalı herhalde. Uygulamanınla alakalı yazılamamış. Bu da 3 ila artı sonsuz olsa gerek. Aralığında artandır. Evet sevgili arkadaşlar artan. A ile C şıkkında tersi de olsa doğru oluyor. Evet. F2 fonksiyonunun yerel maksimum değeridir. Arkadaşlar F2 için herhangi bir ibare yok burada. Herhangi bir bulgum yok. Ki kaldı ki F2'de yerel maksimum değeri değil. F-2'de var. Şimdi E'yi de okuyalım. Bu yanlış de. E'yi okuyalım. X eşittir 1 apsisli nokta fonksiyonun maksimum noktasıdır. Bu da yanlış. Muhtemelen D'yi biz düzeltelim. D için şöyle diyelim. F eksi 2 fonksiyonun yerel maksimum noktasıdır. Evet doğru. Eksi 2'de yerel maksimum var. E şıkkı 1 için herhangi bir ibarem olmadığı gibi yerel max ve yerel minimum olmadığı çok açık. E şıkkı diyoruz arkadaşlar 2'ye de. Birazcık düzelterek öyle söyledik. 3 ile devam ediyoruz. 3. soru diyor ki soruları da düzeltiyoruz görüyorsunuz.
fx fonksiyonu parça olarak verilmiş. Fonksiyonu veriyor. Buna göre f türev 2'ye sağdan giderken artı f türev 2'ye soldan giderken ifadesinin eşiti kaçtır diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi 2'ye sağdan giderken 2'nin büyük değerlerini düşüneceğim. Şurayla ilgileniyorum. X kare artı 1'in türevini aldım. Bu arkadaş 2x oldu. Soldan giderken de x'in soldan 2'ye yaklaşırken de x'in 2'den küçük olduğu aralığa bakmam lazım. Bu arkadaşın türevi de arkadaşlar 3 oluyor. Şimdi 2'yi yerine koyuyorum. 4 oluyor. Artı burada zaten x'e bağlı bir değer bulmadım türevi. 3 hop eşittir 7. Yanılıp da burada da 2 koysanız zaten doğrusunu buluyorsunuz. Ama bu sorunun daha öğretici olması için söylediğim gibi arkadaşlar 2'ye sağdan demek 2'nin büyük değerleri, soldan gidiyor demek 2'den küçük değerler. Eğer eksilisini sorsaydı, yani şu eksi olsaydı ters yapsanız o zaman yanlış sonuç bulabilirdiniz. 7 diyoruz buna da. C 7. Anlaşıldı umarım. 4 ile devam ediyorum. 4 de şöyle söylüyor. Sevgili arkadaşlar, fx parabolünün üzerindeki hop x kare artı x artı 2 imiş. Parabolüne üzerindeki x eşittir 2 apsisli noktasından çizilen teğet y eksenini hangi noktada keser? Güzel bir soru. Arkadaşlar öncelikle x 2 için bu arkadaşın teğet olduğu noktada arkadaşın eğimini bulalım. Onu da nasıl buluyorum? F türev x. Hop 2x artı 1. 2 noktasındaki eğimini bulmak için de 2 yerine koyuyorum. 2 ile 4 hop 5 oldu. Sevgili arkadaşlar 2'deki teğetinin eğimi bu arkadaşın 5 imiş. M5. Şimdi y ekseni kestiği noktayı nasıl bulabilirim? Sevgili arkadaşlar bu teğetin eğimi, teğetin denklemi y eşittir mx artı n formunda bir doğru. Değil mi? Güzel. Eğimini buldum mu? Buldum. Yani y eşittir 5x artı n. Sevgili arkadaşlar doğrunun denklemi bu. Ben x yerine 0 verdiğimde zaten y eksenini kesen nokta n'dir. N'yi bulabilir miyim acaba? Peki n'yi bulmak için göstereceğim maharet ne arkadaşlar? O da şu. Bu nokta sevgili arkadaşlar şu arkadaşı da sağlıyor. Yani 2 verdiğimde bu nokta, hadi A noktası diyelim. 2'ye ver, F2'yi bulalım. 2'yi koydum. 4 artı 2 artı 2'den 8 oldu değil mi? Güzel. 8. Arkadaşlar bu nokta 2'ye 8 noktası. Bunu aynı zamanda sevgili arkadaşlar benim doğrumun da üzerinde. Doğru da buradan geçiyor. Yani X'e 2 verdiğimde Y 8 olacak. 8 eşittir 10 artı N. N'yi buradan kaç buluyorsun? Eksi 2 buluyorsun ki eksi 2 yerine koyduğunda x'e de 0 verdiğinde y eksenini kestiği noktayı buluyorsun. Bu arkadaş da eksi 2 oluyor. 4'e de A dedik. Güzel sorudur. Yani basit gibi dursa da türevin o noktadaki eğimi, doğrunun eğimini, doğrunun denklemini özetleyen tipik bir soru. Yine fx verilmiş 5. soruda. X küp büyütelim. X küp artı 3x kare eksi 9x artı 2. Fonksiyonu o x eksenini kaç noktada keser? Sevgili arkadaşlar böyle bir ifade gördüğümde 3. dereceden normal şartlarda beklentimiz zaten şudur. 3. dereceden olduğu için 3 tane kök hop 3'ü işaretleyip geçeriz değil mi? Ama öyle yapmayın, gelin bunu bir analiz edelim. Belki değildir. Bunu da nasıl analiz ederim? F türev x'i alırım. 3x kare artı 6x eksi 9. Güzel. Arkadaşlar bu arkadaşı ben sıfıra eşitleyeceğim. İşaret incelemesi yapacağım. İkinci soruda olduğu gibi. 3 ile hemen sadeleştirdim. X kare artı 2x eksi 3 eşittir 0. X artı 3 x eksi 1 olarak ayırdım. Köklerim kaç? Eksi 3 ve 1. Güzel. Hemen işaret incelememizi yapalım arkadaşlar. Hop. Eksi 3'te bir köküm var. 1'de bir köküm var. Arkadaş pozitif kat sayısı artı eksi artı oldu. Bu f türev x. Ne demek bu sevgili arkadaşlar? Bu şu demek. Fonksiyonum artıyor, azalıyor,
artıyor. Güzel. Şimdi hop geldim. Bu arkadaşı da çizmeye çalışalım. Çizelim. Şurada da çizmeye çalışalım. Şimdi eksi 3'te bu arkadaşın bir maksimumu var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey olabilir. Hadi yukarıdan göstereyim. Bir de minimum noktası var. Hocam o da burada. Bakın hop 3 noktada kesiyor. Sevgili arkadaşlar belki bu minimum şöyle de olabilir. Bak böyle olursa burada minimum, burada maksimum ne olur? Senin fonksiyonun sadece bir noktada keser. Buna emin olmak için ne yapmalısın? İşte şurada 1 ve şuradaki eksi 3 için değerlere bakman lazım. X eşittir 1'e bakalım. X'e 1 verdiğimde senin fonksiyonun kaç veriyor? 1, 3, eksi 9, artı 2. Hop 5, 6, eksi 3. Evet negatif demiş arkadaşlar. Güzel. Bir de şu arkadaşın böyle olduğunu gördüm. Yerel minimum. Şimdi eksi 3 için bakalım. Eksi 3 verdiğimde eksi 27, artı 27 bunlar gitti. Eksi 3, 9, 27, 29. Oo güzel. Bu da pozitif kısımdaymış arkadaşlar. Şimdi emin oldum. Benim grafiğim şuymuş. Şu yeşille çizdim. Hocam o kadar uzun etmeye gerek var mıydı? Vardı sevgili arkadaşlar. Hem öğretici oldu hem de türevle grafik nasıl çizilebiliyormuş onu da bir test etmiş olduk. Şahane bir şeydir ya şu türev. Görüyorsun değil mi? Türevin işaret incelemesiyle grafiğim hakkında ne kadar çok bilgi ediniyorum. 1, 2, 3 noktada kesti gördüğünüz üzere. Şu kırmızı gibi çizmiş olsaydık, öyle olsa idi sadece 1 nokta derdim. 3 dedik, D dedik 5'e. 6 ile devam ediyoruz. 6 diyor ki bir hareketlinin hop gel buraya 5 6 bir hareketlinin T saatte aldığı yol ST aldığı yol T'ye bağlı. T ne? Zaman. 2 T küp eksi 3 T kare artı 5 T artı 6. Zamanı giriyorsun sana aldığı yolu veriyor. Fonksiyonu ile veriliyor. Bu hareketlinin 3. saatteki hızı V3 diyelim bize buna. V3 nedir diyor sevgili arkadaşlar 3. saatte. Sevgili arkadaşlar VT. Bakın VT yani hız nedir? Delta X bölü delta T. Birim zamandaki birim zamanda yoldaki değişiklik alınan yol. Sen bunu DX bölü DT diyebilirsin. Ki bizim DT bu. Ki burada bizim X olarak gösterdiğimiz S olarak alınmış. ST. Gördüğünüz üzere sevgili arkadaşlar ST denkleminin T'ye göre türevlendirilmiş hali bana hız grafiğini, hız bağıntısını veriyor. VT S türev T diyebilirim. Gel buraya. 6T kare. Ezber olmasın diye sana gösteriyorum. Sen bu videoyu izliyorsan zaten AYT'ye giriyorsun. AYT'de matematikte yapacaksın. Fizikte çözeceksin demektir zaten. 6T kare. Eksi 6T artı 5. Fizik videolarım da var biliyorsunuz bu arada. Onlara da bakınız. Tamam buldum. Şimdi neyi soruyordu bana? V3'ü. Hop. T yerine 3 yazıyorum. 6 çarpı 9 54. 6 çarpı 3 eksi 18 artı 5. Şu arkadaş 36 artı 5 buyur sana 41. Hop bunu da B şıkkında görüyorum. 7 ile devam edebiliriz artık. Evet yazıyı ben sizin için okuyayım grafiği kaybetmemek üzere. Hadi şöyle biraz da büyütelim. 7. soru. Yukarıda fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre eksi 8, 8 aralığında. Eksi 8 ve 8 aralığı zaten bütün grafiği vermiş. Fonksiyonun limitinin olmadığı noktaların absisleri toplamı kaçtır diyor sevgili arkadaşlar. Limitinin olmadığı yerleri belirleyelim. Bakın şurada zaten eksi 8'de başladım. Şu arkadaş bir kesintiye uğramış. Sağdan giderken soldan giderken değişik değerler verir. Eksi 7'de bu arkadaş limiti yok. Geldim eksi 6'ya. Eksi 6'da da eksi 6'ya soldan gidersen başka bir değer veriyor sana eksi 1 soldan. Sağdan giderken de eksi 2 değeri veriyor. Eksi 6'da da yok. Geldim eksi 1'e. Arkadaşlar eksi 1'e bir bakın. Burada türevi yok. Süreksiz
Ama limiti var arkadaşlar. Sağdan giderken de soldan giderken de sana 3 değerini veriyor. Eksi 1'de bu arkadaş limitli. Sakın yanılmayın. Ama türevlenemiyor. Türevi yok. Çünkü süreksiz bu arkadaş. Sürekli değil. Bunlar da zaten sürekli değil. Limiti yoksa hayli hayli süreksiz. Bak şurada da 2 noktasında da türevi yok. Türevlenemiyor. Çünkü eğimleri aynı değil. Ama sürekli, sürekli. Limiti de var. Sağdan soldan sana eksi 1 veriyor. Burada da 4'te de öyle. Hop 6'ya geldim. 6 zaten uçmuş. Artı sonsuz, eksi sonsuz. Bu arkadaşların sağdan giderken, soldan giderken aralarında hiç kavuşamayacak iki sevgili arasındaki mesafe var neredeyse. 6'da da var. Yani 6'da da bu arkadaş süreksiz. Sürekli değil. Pardon, limitin olmadığı yerler. Düzeltiyorum. Bunları topladığımda hop hop eksi 7'yi buldum arkadaşlar. Eksi 7'yi de B şıkkında görüyorum. 7'ye de B dedik. 8 ne diyor? Limit x2'ye giderken a eksi 1 tane x kare eksi 3 tane x artı 2 bölü x kare eksi 5x artı 6 eşittir b imiş. Buna göre diyor a artı b nedir acaba? Arkadaşlar o merakı giderelim. Şimdi hiç affetmem. 2'yi koyarım değil mi sevgili arkadaşlar yerine? 2'yi koyduğumuzda ne çıkıyor payda? 0 çıkıyor. Bir belirsizlik varmış. 0 bölü 0 belirsizliği varmış. Ve bu belirsizlik giderilmiş. Bakın b gibi gerçek sayılar diyor. Gerçek bir sayıya eşit olmuş. Demek ki 0 bölü 0 belirsizliğinden bu arkadaşın belirsizliği giderilmiş. Paydayı çarpanlarına ayıralım. X eksi 2 x eksi 3. Zaten bak 2'yi verdiğinde 0 oluyor. Sevgili arkadaşlar x eksi 2 belirsizliği yaratan şey kaybolmuş. Yani yukarıda da x eksi 2 çarpanım zaten varmış. X eksi 2 parantezinde olması durumunda da hop gel buraya sen şimdi ikinci çarpanını yazıyorum. Çarpımların artı 2 olabilmesi için burada eksi 1 var. Toplamları da eksi 3 olabilmesi için hop bu da x imiş. İşte ifadem buymuş. Benim bu ifade sevgili arkadaşlar şu arkadaşlar sadeleştiğinde belirsizlik ortadan kalkıyormuş. Bu durumda x karenin katsayısı kaç? 1. Yani a eksi 1 eşittir 1'miş. A kaç bu durumda? 2. A'yı 2 buldum. Peki b kim? B de şu sevgili arkadaşlar. X yerine 2'yi şimdi koyabilirim. Koydum 2'yi, koydum 2'yi. 1 bölü eksi 1. Hop sonuç kaç olur? Eksi 1 olur. B'yi de eksi 1 buldum. A ile B'yi topladım. 2 artı eksi 1. Buyur sana 1 dedim. Hop bunu da nerede görüyorum? D şıkkında görüyorum. Diyarbakır'ın D'si. Devam ediyorum. Çok mu hızlı anlatıyorum? Yok. 9 ile devam ediyoruz arkadaşlar. 9. sorudayız. Merak eden arkadaşlar için de şuraya 9 yazayım. Tamam. Yukarıda öyle böyle gözüküyor. Aslında belli oluyor ya. Limit lüp 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 limitinin değeri kaçtır? Enteresantemente. Bakalım. Arkadaşlar şimdi ben yazayım tabii canım. Limit x 1'e giderken 3 eksi kök içinde 2x artı 7 hop bölü x kare eksi 7x artı 6. Şimdi 1'i koydum yerine. Koyalım. 1, 9, 3. 3 eksi 3'ten 0. 1'i koydum. Burası da 0. Hemen gözüktü. 0 bölü 0 belirsizliği var. Arkadaşlar ilk gözüm şeye ilişir. Çarpanlarını ayırarak ben bu arkadaşlardan bir sadeleştirme elde edebilir miyim? Valla yukarıyı çarpanlarına ayırmak biraz zor iş değil mi? Baba yiğit adamlarınca. Böyle durumlarda ne yapıyorum arkadaşlar? L'Hopital kuralını kullanıyorum. Yukarının ve aşağının ayrı ayrı türevlerini alıyorum. Yukarının türevi eksi. Ha şöyle görelim ya. Şu 2x artı 7'nin 1 bölü 2. kuvveti olarak gör. Şimdi bunu türevlendireceğim ya. Ne yapıyorsun? Başa bölü çarpım olarak alıyorsun üssü. Sonra üssü 1 azalt. Yani eksi 1 bölü 2 yapar. Çarpı içinde türevini tekrar alıyorsun. 2x artı 7'nin de türevi kaç? 2. Bölü
2x eksi 7. Toparla. İkilerle vedalaştıktan sonra hop eksi 1 bölü 2x artı 7'nin artı karekökü diyebilirim ben buna. Çünkü 1 bölü 2. kuvveti payda kısmına geçti. Bölü 2x eksi 7. Şimdi sevgili arkadaşlar bu ifadede x yerine gönül rahatlığıyla 1'i yazabilirsin. 1'i yazdığımda ne çıkıyor karşıma? Eksi 1 bölü 1'i yazdım 3 oldu. 9'un karekökü 3. 1'i yazdım eksi 5. Çok güzel. Hop eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 1 bölü 5 artı artı 1 bölü 15'i gördüm. Evet sevgili arkadaşım da 1 bölü 15 çıktı. Göremiyoruz. Neden? Çünkü E şıkkına saklanmış. E şıkkını işaretliyoruz 9. soru için de. 10. soruyla testimizi nihayetlendirelim. 10. soruda diyor ki, bak bu da güzel ha. Limit x 3'e soldan giderken x kare eksi 5x artı 6 mutlak değer içinde x eksi 3 nedir acaba? Önce her zaman yaptığın gibi önce 3'ü yerine koyacaksın. Koydun ne çıktı arkadaşlar? Yukarısı da 0, aşağısı da 0 çıktı. 9, 15, 15, 0. Güzel. Şimdi hemen türeve gitmesin aklın. Sadeleştirmek istersin. Ama sevgili arkadaşlar şuna bakarsın. Sen 3'e soldan gidiyorsun ya. Şu arkadaşın mutlak değerden kurtarman lazım. Pozitif mi negatif olduğunu bilmen lazım. Ki bu arkadaşı artı ya da eksi olarak çıkartacaksın dışarıya. Bakalım 2, 3'e soldan giderken. Onu da görmenin en iyi yolu ne? İşaret mi incelesek ya? Negatif olduğunu biz görüyoruz ama köklerine bakalım ya. Gel ayıralım. X eksi 2 x eksi 3 değil mi? Böyle aşağıda da x eksi 3 var. Sadeleşmeyi bekliyor ama artı mı eksi mi pay kısmı henüz bilmiyorum. Gel şu arkadaşa minik bir işaret incelemesi yapalım. 2 ve 3 buldum. Evet. Buralarda artı, buralarda eksi, buralarda artı. Katsayılara bakarak. Evet. 3'e soldan gidiyorsam şuradan bahsediyorum. Sevgili arkadaşlar bu ifade negatifmiş. Bunu gördüm. Demek ki şu ifadenin başına bir negatif koymalıymışım ben. Güzel. Bak mutlak değerden kurtulduk. X eksi 3'lerle vedalaş. Şimdi gönül rahatlığıyla x yerine 3 yaz. Eksi 3 eksi 2 hop sonucun eksi 1 olur. Eksi 1'i de E şıkkında görüyoruz. Evet güzel bir testi. Fena değildi sevgili arkadaşlar. Diğer testlerde görüşürüz artık. Böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.